6 Ekim 1 Kasım Oğlak burçları nasılsınız? Nasıl gidiyor hayat? İnşallah iyidir. Özellikle Oğlakların şimdi haritasını açıyorum. Notlarımla birlikte aynı inceleyeceğim. Özellikle soğuk bir enerjiniz var bu hafta. Her şey stres, gerginlik. Kendinizi sanki hatalı gibi, hani hata yapıyorum. Yani ben bu sebepten dolayı başaramadım. Ya da yöneticim ya da bulunduğum nokta beni artık kasvet yaratıyor. Böyle bir gereksiz bir hafta sizi yoracak ama iş stresi sağlığınızı zorlayabilir. O yüzden lütfen sizden ricam değerli Oğlak burçları, kendinizi gereksizce yorup kendinizi gereksizce yıpratmayın. Çünkü stres size en büyük sorun sağlığınızla ilgili noktada tetikleyecek diyorum. Evet, büyük iş konuları var. Farklı noktada iş bulunduğunuz şirketin bazı maddi krizleri var ve bu yüzden endişeli ve panik bir haliniz var. Hatta beni çıkartırlar mı, tazminatımı verirler mi diyen Oğlak burçları var. Şu an çıkma görmüyorum ama çıkartılma olduğunda tazminat hakkınızı belli parçalarla ödenecek, endişe etmenizi istemiyorum. Büyük alanda kendi yönetici ya da üst düzeyde olan bazı Oğlak burçlarında farklı teklifler gelecek, değerlendirmenizi uygun görüyorum. Çünkü bulunduğunuz noktanın vereceği bütçe ya da sizi sunacağı nokta bu kadardı. O yüzden araştırmaları, kendi işini yapan ve kendi işiyle alakalı sıkıntılı olan ve parasal evrede daraldım artık, ben hiçbir şeye yetemiyorum, kredi kartım bitti, param bitti, altınım bitti, her şeyim bitti, evimi bile sattım diyen Oğlak burçlarında, evet, Kasım ayı onlar için daha verimlilik, daha parasal evrede ve daha güzel oluşumlar yaşayacak. Bazı Oğlak burçlarında da bu ülke bana para kazandırmıyor var. Yurt dışı, Afganistan'a bile gidebilirim diyen bir enerji havanız var. Evet, yurt dışı ile alakalı çözülmesi gereken bağlantılarımız olacak. Güzel oluşumlar, güzel diyaloglar yaşayacaksınız. Artı dönüşler sağlanması için biraz daha vaktiniz var. Bazı hukuki işleriniz var çözülmesi gereken. Bunları tamamlamanız lazım. Kendi konulunuzda yüksek eğitim ya da kariyerinizle alakalı planlar içerisine gireceksiniz değerli. Oğlak burçları, bunları yapmanız gerekiyor. Biraz da kilo almaya başladınız. Ayaküstü yemek yemelere başladınız. Bu da midenizde asitlerin ve ağrılarınıza sebep ve bu ağrılar mide asitlerini sırta vuruyor ve göğüs kafesiniz ve sırta vuran ağrılarınız var. O yüzden stresi üzerinizden atmanız lazım. Yeni flört haftalarınız olacak. Yeni fingirdeşme, enerjinize iyi gelecek göz temasları, sizi motivasyon yaratacak değerli Oğlak burçları. Bunu doğru değerlendirmeniz gerekiyor. Çünkü sizin bu hafta flörtöz haftanız var. Ciddi bir enerjiye ihtiyacınız yok diyorum. Ailenizle alakalı belki annenizle ilgili vıt vıt kafanızda olması, her şeyi sorgulaması ve sizi sorgulu sualli şekilde sizi böyle baskı kırması sizi yordu. Anneler kıymetlidir ya, bırakın yorsun. Hukuku ailenizi ilgilendiren işlemler var. Yasal, mahkemesel, bunlarla ilgili takipler yapmanız lazım. Kardeşler arasında bazı gerileceğiniz konular var. Hatta oda tartışması ya da çocuklarınızın oda tartışması olabilir. Biraz buna gerilebilirsiniz. Bir de ailenizi ilgilendiren uzakta bir malla ilgili büyüklerimizden bir satış kararı verecek. Bence burayı bekletin. Burası kıymetli ve değerli bir nokta diyorum. Oğlak Burcu, araba almaya niyetim vardı. Tam zaman alıyorsun, hayırlı olsun. Anahtar seninle demişim. Bir de ailede, karı koca hayatınızda bütün yük sizin üzerinizde, artık taşıyamıyorsunuz ve anlaşılmak istiyorsunuz. Ve eşinizin bu kadar vurdum duymaz tavrı sizi yıpratmaya başladı değerli Oğlak Burçları. Sabır en güzel ilaç ama kocan da değişmeyecek bunu ya da hanımın da değişmeyecek bunu, kabul etmen lazım. Oğlak Burcu diyorum. Yükselen ve Ay Burcunuzu mutlaka dinleyin. Çok uzun süredir görüşmediğiniz bir dostunuz sizi arayacak ve çok mutlu olacaksınız. Yükselen ve Ay burcunuzu mutlaka dinleyin. Günlük astrolojinizle ilgili merak ettiğiniz bana ait sayfam Instagram'da Astrolojiden Ne Haber ya da @akkayofficial'dan takip edebilirsiniz. Belki sizin yapmanız gereken tek şey kitap yazıp sevginizi derinlikte sunmanız lazım. Hadi Oğlak burçları, el kaleminiz kuvvetli, bir kitap hak ediyorsunuz ve kitap yazın diyorum.